Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şu an çiftliğe varmak üzereyim. Burada hayvancılık da var. Bu değneği çekiyorum. Bu sürüde bir çoban köpeği, bir kangal yok. Bu sürünün sürü köpeği bir doberman. Evet. Görüyorsunuz önde. Şimdi biraz şey yapıp da yaklaşırsak yakından da göstereceğim. Aşağıda. Evet. Yani artık sürüyü mü koruyor yoksa böyle sahibiyle mi, çobanla mı daha iç içe, onu bilmiyorum. Ama şu an birazcık izlenimim sürüyle pek işi yok gibi arkadaşlar. Bak, sürüye hiç alakalı değil. Sürüyle takibi yok. Evet. Bak, hayvanlarla değil. Şu an direkt çocuğa odaklı. Eline odaklı. Yani hayvanların önünü arkasını kontrol etmiyor. Sadece burada çocuğa odaklı. Kolay gelsin kardeşim. Evet. Arkadaşlar, bizim köpeklerimiz şu an yine farkını belli etti. Şu an bir çoban köpeği sürünün önünde, arkasında, gözünden ayırmıyor sürüden kendini. Bunlarla arasında fark var. Evet. Onu görmüşken dedim bir hazır açayım dedim bir. Çünkü devamlı şey yapıyorum da bir çekmeye tam bir fırsat bulamadım. Köpek ya sağda ya solda. Ondan sonra şimdi hazır görmüşken bir çekeyim dedim. Sizlerle de paylaşmak istedim durumu. Siz de bir gözlemlerinizi yoruma yazarsınız. Özellikle sürüde köpeği çalışan kişiler yazarsa daha iyi olur. Bu köpekte, Doberman'da sürü koruma özelliği, sürüye bakma özelliği var mı? Evet arkadaşlar, bu zorlu şartlarla geliyoruz yolları. Yolu görüyorsunuz. Yağmur yağdı, burayı mahvetti. Arabanın canını alıyoruz. Bak, geçelim. Offroad yapıyoruz her gün. Öyle. Ben bu kadar dikkatli bakmamıştım bir dahaki yani gelip gitmelerimde. Şu an video çekerken daha da dikkat ettim. Dediğim gibi ben pek sürüyle alakası olduğunu sezmedim. Daha çok çocukla, çobanla alakalı köpek. Sürü pek umurunda değil gibi. Kurt gelse sürüyü kurda verir gibi yani. O şekilde bir izlenim aldım ben. Siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Cümleten Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.